Peki şimdi ya bu şey konusunda gerçekten hani insanın kanına dokunuyor. Bu depremzede vatandaş istediği partiye oyunu verir, istediği lidere oyunu verir. Sen bu insanlara nasıl hakaret edersin ya? Onlar afet yaşamışlar, 10 kaybı var, yakınını kaybetmiş insana hakaret ediyorlar. Gerçekten bu beni de çok canımı sıktı. Yani şimdi mesela siz diyorsunuz ki Defne'ye hastane yaptık diyorsunuz değil mi? Kocaman bir Üç hastane. ayda filan Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? bizden çok çok fazla. %80. Evet. Yani şimdi siz şöyle mi demeniz gerekecek? Onlar bana oy vermedi, ben oraya niye hastane yapıyorum? Böyle bir anlayış olabilir mi? Paşa, zaten biz oranın bize olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz. Ama benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsem oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Ben diyorum ki mesela şu anda deprem bölgesinden size oy çıkmasaydı, Haşa. AK Parti'ye azıcık oy çıksaydı siz ne yapacaktınız yani ve seçilmiş olsaydınız ya hizmet etmeyecek miydiniz yani deprem bölgesinde? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım Ahmet Bey. Bakın, ben size daha büyük ölçekte vereyim. Hatırlayın Van depremini. Evet. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Ama Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum. Ve bütün bakan arkadaşlarımı seferber ettim. Ve bütün o yıkılmış olan yerde belediye başkanı muhalif bir partidendi malum. Ve sular kesildi. Büyük şehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehir belediye başkanınındır. Adam müdahale etmiyor. Müdahale etmeyince o zaman Veysel Bey'e dedim ki Veysel Bey sen onların şeyini bırak. Süratle DSE'yi buraya sok ve buranın su sorununu hemen anında çöz. Ve bizim Van'da ta Erciş'e kadar buralarda adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Hiç. Ya burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Ve biz oradaki bu süreci devam ettirdik. Yani bütün siyasetin böyle bir yaklaşım içerisinde olanlara itiraz etmesi lazım. Yani bu olmaz, ayıptır, Eyvallah. Tabii, yapmayın tabii. demesi lazım Ya yani herkes. şu anda bile biz Van'da yine maalesef ikinci parti konumundayız. Birinci parti değiliz. Yani bu kadar hizmete rağmen böyle bir şey yok. Ama bu demek değil ki ben Van'ı ihmal edebilirim. Hayır. Yani batıda neyse ben doğuda da güneydoğuda da aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Neden? Çünkü sen bu sorumluluğu üzerine aldığına göre bu ülkenin 780 bin kilometre karenin tamamı bu hizmete layıktır ve bu hizmeti vereceksin. Şimdi burada tabii biz milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz. Ve hayatımızı biz bu ülkelere, bu ülkenin her şehrine adeta vakfettik. Vereceğiz. Hele hele deprem bölgesinde. Ya 50 bin vefatımız var. Bu 50 bin vefatın olduğu yerlerden şu anda 1 milyona yakın elini, kolunu kaybetmiş olan insanımız var. Var yani evet yani Biz bunları ihmal edebilir miyiz? hangi partiye oy verirse versin Nereye verirse versin. öyle Kucaklayacaksın. Gereken bütün onlara yönelik ihtiyaçlarını gidereceksin ki en azından bazıları hala annesinin babasının öldüğünü bilmiyor. tabii çok Böyleleri acı var. büyük bir Çok drama acı. yaşanıyor orada Eyvallah. yani siyasi sahiplerle insanların bu tür davranışlar içerisine girmesi kınanacak bir şey efendim ben şu konuyu merak ediyorum.